Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde canlılarda davranış konumuzu özetleyeceğiz. Fakat bu konunun uzun anlatımını mutlaka önden dinlemiş olmanız gerekiyor. Çünkü uzun anlatım videomda çeşitli canlılardan, hayvanlardan örnek vererek uzun uzun anlattım. Sorularda da o örnekler üzerinden çıkar. Şimdi son tekrarları yapmak için bu videoyu dinleyebilirsiniz. Şimdi organizmanın iç ve dış ortamdan gelen uyarılara karşı meydana getirdiği aktivitelerin tamamına ne diyorduk arkadaşlar? Davranış diyorduk. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalına da etoloji diyoruz. İç ve dış ortamda meydana gelen canlılarda bir tepki oluşturabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik değişiklikler uyarı adını alıyor. Bu uyarılar vücudun içinden ya da dışından gelebilir. Uyarana karşı efektör organların verdiği cevaba da ne diyoruz? Tepki diyoruz. Mesela elimize bir iğne battığında bu iğnenin batması uyarı. Uyarana karşı bizim kaslarımız efektör olarak görev yapıyor ve kas kasılıp elimizi ne yapıyoruz? Çekiyoruz. İşte bu elimizi çekme olayına da tepki diyoruz. Davranışa etki eden çeşitli faktörler var arkadaşlar. Davranışı ortaya çıkaran genel nedenin Hayvanların değişen ortam koşullarına uyum sağlayarak hayatta kalmaya çalışmaları. Hayvanlar yiyecek bulma, iletişim kurma, yavru bakımı, üreme, avcılardan korunma gibi olaylar için birçok davranış sergiliyorlar ve bunların ortaya çıkmasında hem kalıtsal hem de çevresel faktörler etkili. Canlılardaki davranışı 3 grupta inceleyeceğiz. Doğuştan gelen yani kalıtsal olan davranışlar Öğrenilmiş olan yani çevre etkisiyle oluşan davranışlar ve sosyal davranışlar olarak doğuştan gelen davranışlar arkadaşlar bizim genlerimizde kodlanmış durumda yani genlerimizde var. Bunlardan birincisi refleks, ikincisi içgüdü. Biraz sonra aralarındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyeceğim. Öğrenilmiş davranış beş şekilde ortaya çıkıyor. Alışma yoluyla öğrenme, şartlanma yoluyla öğrenme, basılanma izleyerek öğrenme ve kavrama yoluyla öğrenme. Bunlarla ilgili deneysel çalışmaları ve hayvan örneklerini uzun anlatım videosundan mutlaka izlemeniz gerekiyor. Sosyal davranışları da işbirliğine dayalı çatışma ve baskınlık davranışları ve yurt savunması olarak 3 grupta özetleyeceğiz. Doğuştan gelen davranışları ikiye ayırmıştık. Refleks ve içgüdü olmak üzere. Refleksler arkadaşlar Ani ve değişmez tepkilerdir. Ani. Bilinçli midir? Hayır. Bilinçsiz olarak gerçekleşir. Genetik olarak var mıdır? Evet vardır. Ee, doğuştan gelen davranış olarak söyledik zaten. Ee, Öğrenme ile oluşur mu? Öğrenme yok. Bir insanı düşünün arkadaşlar. Ee, doğuştan gelen mesela sıcak bir şeye dokunduğunda elini hızlıca çekme tepkisi bir refleks hareketidir. Bunda bilinç yoktur. Ani olarak gerçekleşir ve öğrenmeyle ortaya çıkmaz. Sinir sistemine sahip olan tüm canlılarda refleksler görülebiliyor. İçgüdüsel davranışlar ise daha çeşitli ve biraz daha karmaşık. Refleksler biraz daha basit. Kime göre? İçgüdüsel davranışa göre. Üreme, yavru bakımı, yuva yapma, Göç etme gibi davranışlar içgüdüsel olarak gerçekleşiyorlar. Fakat dikkat edin içgüdüler kalıtsaldır. Doğuştan gelen davranıştır yani. Öğrenme ile oluşmaz arkadaşlar. Ve bilinçli olarak gerçekleşir. Refleksler bilinçsiz demiştik. Fakat içgüdüler bilinçli olarak gerçekleşir. Şimdi bir kuşun yuva yapması mesela. Kuş yuva yapmayı doğuştan bilir sonradan öğrenme ile oluşmuyor bu durum. Bu yüzden içgüdüler kalıtsal ve öğrenme ile oluşmuyor. Buraya dikkat. Şimdi gelelim öğrenilmiş davranışlara. Doğuştan gelen değil artık. Öğrenme etkisi var burada. Deneyimler sonucu değişen davranışlara öğrenilmiş davranış diyoruz. Bu davranışlar sabit değildir. Yani aynı türe ait bireyler arasında bile farklılık gösterir. Halbuki içgüdüler öyle miydi? Aynı türe ait canlılarda aynı içgüdüsel hareketleri, davranışları görebiliyorduk biz. Öğrenilmiş davranışlar yeni bir uyarıya karşı bireyin en uygun tepkiyi vermesine yardımcı oluyor ve öğrenme bireyin değişik ortamlara uyumunu kolaylaştırıyor. Ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili olduğu gibi çevresel faktörler de etkili. Mesela şu örneği unutmayın arkadaşlar. Acıkan bir kedinin besin araması içgüdüsel. Besinin bulunduğu yeri bir defa öğrendikten sonra kedinin her acıktığında aynı yere gitmesi nedir arkadaşlar? Öğrenilmiş bir davranıştır. Mesela böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Öğrenme 5 farklı biçimde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi alışma. Öğrenmenin en basit şekli alışma. Bir uyarıya karşı tepkinin kararlı bir şekilde azalması, Zamanla ortadan kalkması alışma olarak adlandırılıyor. Mesela şehir merkezlerinde yaşayan güvercinler insanlara alışıyorlar ve kaçmıyorlar bir süre sonra. Ya da korkulukların üzerine ilk başta kuşlar konamıyorlar fakat alıştıklarında bir süre sonra korkuluklara konabiliyorlar. Bu öğrenme şekline ne diyormuşuz? Alışma diyoruz. Şartlanma ise doğuştan gelen bazı davranışların öğrenme yoluyla değiştirilmesiyle oluşan davranışlardır. Klasik ve işlevsel yani edimsel olmak üzere iki çeşit şartlanma oluşabiliyor. Klasik şartlanmada basit bir uyaran başka bir uyaranla aynı anda veriliyor. Uyaranların eşlenmesi sonucu klasik şartlanma gerçekleşiyor. Pavlov'un köpeğiyle yaptığı deneyi hatırlayın. Önce zil çalıp sonra yiyeceği vermişti. Ve bir süre sonra bu zil sesine şartlandığı için köpek her zil sesinde ne yapıyordu arkadaşlar? Salyalarını akıtıyordu. Ya da biz kedileri genellikle pis pisi sesiyle çağırırız. Onlar da bu sese şartlanıyorlar ve her pisi pisi sesini duyduklarında e, çağrıldıkları yere geliyorlar. Bu tür şartlanmaya ne diyormuşuz? Klasik şartlanma. İşlevsel şartlanmada bir uyarının ödül ya da cezayla eşleştirilmesi sonucu öğrenme gerçekleşiyor. Hayvanlara ödül verilerek ilgili davranışı yapması ya da ceza verilerek davranışı yapmaması öğretilebilir. Mesela köpek eğitmenleri bunu çok fazla kullanırlar. İstedikleri bir davranışı yaptıklarında mesela otur komutuyla köpek oturduğunda ona bir ödül verirler. Bir süre sonra artık ödül vermeden bile bu komuta şartlanır ve köpek dediği hareketi yapar. Ya da istemediği bir hareketi Ceza vererek mesela hayır sesi köpek için bir ceza olabilir ya da başka türlü bir ceza olabilir canını yakmadan bu şekilde bir davranış yapmaması öğretilebilir. Şimdi gelelim basılanma yoluyla öğrenmeye. Lorenz'in kaz yumurtalarıyla yaptığı deneyi hatırlayın. Bir hayvanın bir dizi uyarıyı duyarlı dönem adı verilen sınırlı bir süre içinde öğrenmesi idi. Sürü ya da koloni halinde yaşayan hayvanlarda ebeveynlerle yavruların doğumdan hemen sonra birbirini ayırt etmeleri, kalabalık içinde birbirlerini bulabilmeleri açısından çok önemli. Böyle durumlarda basılanma yoluyla ebeveyn yavru bağı kuruluyor. Mesela yumurtadan çıkan kazlar annelerini takip ediyorlar. Lorenz'in deneyini hatırlayın. Yumurtadan çıkan kazlar direkt Lorenzi takip etmişlerdi çünkü annelerine değil Lorenz'e basılanmışlardı. Ve Lorenz bir deney daha yapmıştı. Bu duyarlı dönem geçtikten sonra yani kazlar yumurtadan çıktıktan bir süre sonra aynı hareketi yaptığında kendisini takip etmediklerini görmüştü. Yine canlılarda çok sık gördüğümüz bir öğrenme şekli de izleyerek öğrenme. Aynı türe ait diğer canlıların yaptıklarını taklit ederek Problemleri çözüm bulmayı öğreniyor canlılar. Özellikle hayvan yavruları anne ve babalarını izleyerek yürümeyi, avlanmayı, gizlenmeyi öğrenebiliyorlar. Mesela bir maymun diğer bir maymunun Hindistan cevizini nasıl kırdığını izlemesi yoluyla onu kolaylıkla öğrenmesi mümkün. Gelelim kavrama yoluyla öğrenmeye. Öğrenmenin en ileri şekli arkadaşlar. Alışmaya en basit şekli demiştim. Dikkat ederseniz kavrama da öğrenmenin en ileri şekli gelişmiş yapılı olan daha çok omurgalı hayvanlarda görülüyor. Yani buradaki gelişmişten kasıt beyin yapısının gelişmiş olması. Birey yeni bir sorunla karşılaştığında önceki deneyimlerinden yararlanarak sorunu çözüyor. Özellikle maymunlarla ilgili yapılan deneylerde kavrama yoluyla onların öğrenebildikleri oldukça fazla görülmüş. Şimdi gelelim yön bulma ve yer belirleme davranışlarına. Yön bulma ve yer belirleme davranışlarında genellikle arkadaşlar içgüdüler ve öğrenme etkileşim halinde. Hayvanlar yaşam alanı, bisin bulma, eş bulma gibi farklı amaçlar için sürekli yer değiştirirler. Kendileri için daha uygun bir yere ulaşıncaya kadar rastgele yönlere hareket ederler ki biz buna kinesis deriz. Bir uyarıya doğru gitme ya da ondan kaçma gibi davranışlara ise taksis deriz. Mesela Öglana'nın ışığa doğru hareketi gibi. Şimdi gelelim sosyal davranışlara. Aynı yaşama alanında bulunan organize olmamış canlılara topluluk diyoruz arkadaşlar. Fakat organize olmuş canlılara işte sosyal grup diyoruz. Demek ki kendi aralarında bir organize olma durumu var sosyal gruplarda. Belli bir görevi yerine getirmek için özelleşmiş üyelerden meydana gelen bir popülasyon e, bu sosyal gruplar. Arılar ve karıncalarda e, çok hayranlık uyandırıcı şekilde sosyal davranışlar var. Bunlar biliyorsunuz koloniler halinde yaşıyorlar ve e, oldukça fazla birbirlerine destek ve iş bölümü var bunlarda. Sosyal davranışların birincisi işbirliğine dayalı davranışlar. Aynı türe ait bireyler avlanma, savunma, yaşam alanı bulma Çiftleşme, yavrularını koruma, neslini devam ettirme gibi işbirliğine dayalı davranışlar sergiliyorlar. Bu tür davranışlar aslanlarda, vahşi köpeklerde, misk öküzlerinde, pelikan balık kuş sürülerinde gözlenebiliyor. Bazı hayvanlar ise kendi türünün diğer bireyleri için yararlı fakat kendileri için zararlı olan davranışlarda bulunuyorlar. Biliyorsunuz ki bu duruma biz fedakarlık diyoruz. Hayvanlarda da buna bu isim veriliyor. Diğer ismiyle alt deniyor bu fedakarlık davranışına. Gelelim çatışma ve baskınlık davranışlarına. Bazı sosyal gruplarda canlı sayısı arttıkça işbirliği yerine ne geliyor arkadaşlar? Çatışma davranışı geliyor. Bu durum grubu oluşturan bireyler arasında bir sosyal hiyerarşinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Mesela tavuk kümeslerinde bu hiyerarşiyi görmek mümkün. Ve son olarak hayvanlarda yurt savunmasını özetleyelim. Bir bireyin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için kendi türünden başka bireylere karşı koruduğu alanı arkadaşlar savunak, teritoryum yurt ya da egemenlik alanı diyoruz. Mesela bazı hayvanlar idrarlarıyla işaretlerler. Bu şu demektir. Bu alan bana ait. Başkası giremez demektir. İşte bu duruma ne diyormuşuz hayvanlarda? yurt savunması ya da teritorium diyoruz. Peki sosyal gruplar birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar? Sosyal davranışların oluşması için biliyorsunuz aralarında iletişim olması gerekiyor. Bu iletişimi sağlayan birçok mesaj olabilir. Bu mesajlar kimyasal salgılar şeklinde olabiliyor, sesli veya görsel uyarılar şeklinde olabiliyor. Mesela araların yaptığı dans çok ilginçtir. Ee, buldukları çiçekleri polenleri diğer arılara yer olarak yaptıkları danslarla e, ifade edebiliyorlar onlara mesaj verebiliyorlar. Haberleşmede kullanılan kimyasal olan salgılara feromon denir arkadaşlar ve bu maddeler genellikle eşeysel çekim için kullanılıyor. Evet arkadaşlar böylece tüm konularımızı özetlemiş olduk bir tutan biyoloji serisi, ee, özet halinde konuları tekrar etmeniz için hazırlandı, Umarım hepinize faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.